hata bana. Tek isteği, evladının ağzından bir kere annem sözünü duymak. Kuzum benim, ne olursun beni ara. Duyuyorsan beni ara, ne olursun yavrum benim. Baban da arasın beni, sen de ara beni. Ne olursun dön gel bana yavrum. Ağrıma bassam yeter bana, yeter. Yıllar süren 19 yıllık hasret... Bitmeyen bir pişmanlık. İnsafa gelsinler, ne olursun getirsinler bir kere çocuğumu, bir kere bağrıma basayım yeter bana. Allah'ım çok acı çektim. Allah kimseyi böyle acı çektirmesin. Çok zormuş ya, çok zormuş. Gülşen Güçlü 59 yaşında, Bursa'da yaşıyor. 1990 yılında evlendi. Bir kızı oldu. Evliliği 13 yıl sürdü. Boşandı. Ardından bir birliktelik yaşadı. Ama terk edildi. Hem de karnındaki çocuğuyla. Gülşen Hanım o zaman 40 yaşındaydı. Onunla tanıştım. Ondan sonra hoca imam nikahından beraber olduk biz onunla. Bana dedi ki ayrılacağım dedi, karımdan dedi. Seninle evleneceğim dedi. Meğersem kandırmış beni. Sonra hamileyim deyince beni terk etti adam. İstanbul'da doğum yaptım ben. Allah kimseyi böyle yalnız bırakmasın. Birine güvendim. Beni kandırdı, aldattı. Hangi birine güvenirsin şimdi? Zor günlerinde bir arkadaşına sığındı. Ne yapacağını bilemedi. Çocuğunu evlatlık vermeye karar verdi. İşte Gülşen Güçlü'nün 19 yıllık acısı da bu kararından sonra başladı. 3 günlüktü verdiğimde benim çocuğuma evlatlık. Simsiyah saçlarını, simsiyah gözlerini hiç unutmuyormuş. Şerit gibi gözümün önünden geçiyor. Parmağımı böyle sıkı sıkı tuttu çocuğum. Verme dercesine tuttu benim çocuğumu parmağımı. Çöpten ekmek topladım, yiyordum. Hadi dedim ben aç kalayım derdim. Çocuğum kalmasın dedim verdim. Kimse bana elimden tutan olmadı benim. Kimse elimden tutan olmadı. Gülşen Hanım bir hafta sonra pişman oldu. Evladını geri almak istedi. Ve acı gerçeği o anda öğrendi. Arkadaşı bildiği kadın iddiasına göre onun evladını satmıştı. Bir hafta sonra telefon ettim. Dedim ki ben dayanamayacağım dedim. Geri getirin benim çocuğumu dedim. Dayanamayacağım dedim böyle yaptığımda. Ben bu çocuğu alabilmek için dedi 7 milyar para harcadım. Ben dedim bir kuruş aldın mı senden dedim. Almadın dedi. Yanındaki bayan aldı dedi bana böyle. Arkadaşım gibi sevdiğim bir insandı o benim. Meğersem arkamdan kuyumu kazmış. Çocuğumu resmen o aileye satmış benim çocuğumu. Benim halime haberim yok. Hiçbir şeyden haberim yok. Bunlar bana dediler ki senede bir sefer göstereceğiz dediler. O sözlerde hiç durmadılar. Gülşen Güçlü yine de evladının peşini bırakmadı. Onu bulmak için her şeyi yaptı. Ama tek elde edebildiği, oğluna ait sosyal medyadan bulduğu fotoğraflardı. Bir yerden bir fotoğrafını buldum. Bu dedim herhalde dedim böyle yaptım da sarıldım onu kokladım. Telefonda buldum. İnternetten buluverdim bir arkadaşım biri bana. Şu anda Arda'ymış çocuğumun adı. Daha önceden Muhammed koydulardı. Sonradan değiştirmişler adını Arda koymuşlar. Hep arkasındaydım çocuğumun. Hiçbir zaman bırakmadım.
Çocuğumu 3 günlükken verdim ben, çocuğumu evlattım. O zamandan beri göstermediler bana evladımı. Şu an 19 yaşında yavrum benim. Çok acılar çektim. Allah kimseye böyle acı çektirmesin. Gözü yaşlı anne evladına kavuşacağı günü bekliyor. Ona sadece bir kere sarılmak, yavrum demek, 19 yıllık hasretinin sona ermesini istiyor. Ayaklarını öperdim, yavrumun derdim, yavrum benim derdim. Ay yavrum benim derdim, öyle yapardım. Çok acılar çektim oğlum derdim. İnsafa gelsinler, ne olursun getirsinler bir kere çocuğumu, bir kere bağrıma basayım yeter bana. Allah'ım çok acı çektim. Allah kimseyi böyle acı çektirmesin. Çok zormuş ya, çok zormuş. Bir kere sarıl boynuma. Anam de yeter bana, anam de.